Evet arkadaşlar, bir şeytan ayrıntıda gizli, püf nokta. Doğru bildiğiniz yanlışlar, ne derseniz deyin adına. Yine bir bölümde beraberiz. Arkadaşlar, son yaptığımız videoların altına yorum yapın. Neyi görmek istediğinizi söyleyin dedim. O arada yazmış da işte, hocam çift göz atış hakkında bilgi verir misiniz? Tabii bu çift göz atışla biraz alakalı size bilgiler vereceğiz. Ama önce şunu anlatmak istiyorum. Kolumla ilgili bir problem var arkadaşlar. Dünden beri sağ olun. Herkes telefonla, gerek mesajla halimi, hatırımı sordu. Sağlığım iyi. Yalnızca bir sinir sıkışması, karpiyal tünel denilen bir sinir sıkışması hastalığı var. Ellerim uyuşuyor. İki elimde bir de çıktı ama bura biraz daha tetiklemiş. Dolayısıyla atelle geziyorum. Fizik tedavi görüyorum. Yaklaşık 3-4 hafta kullanma dedi doktor. Biraz dikkat edeceğim. Biraz action'dan uzak duracağım. İnşallah, Geçmiş olsun diyelim. inşallah iyileşir. Bu vesileyle 21-22'sinde yapacağımız yarışmayı da pardon, eğitimi de iptal etmek zorunda kaldık. Katılımcı arkadaşlardan özür diliyorum. İlerleyen bir tarihte bunu yapacağız artık. Şimdi konumuza geçelim. Konumuz neydi? Çift gözlü atış. Bu bizim kanayan yaramız arkadaşlar. Aslında asker, polis, güvenlik güçlerinde çok büyük bir eksiklik. Mesela bizde şöyle bir şey var. İlk bir polisin, askerin, tabi bu eskiler için geçerli. Yeniler biraz daha kendini geliştiriyorlar. İnternet izliyorlar, bilgi alıyorlar, çift göz atmaya alışıyorlar. Ama eski polisler, askerler, güvenlik güçleri silah elinize bir alır almaz. Tabi öyle öğretilmiş, bize askerde de böyle öğretilmişti. Bir gözünüzü kapatın, dominant gözünüzü bulun, onunla ateş edin derlerdi. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Bu refleks böyle geldi, böyle gidecek. Şimdi çift göz alışmaya insanlar daha çok mail yapıyor, daha çok çift göz atmak çalışıyor. Onun için bazı püf noktalar, bazı tüyolar vereceğiz buna. Yani bir de şöyle bir refleks var değil mi? Silahı birisi eline alır almaz bizde hemen bunu yapar. Hemen bir gözünü Hemen bir kapatır. gözünü kapatır böyle. Yani bu otomatik bir refleks gibi. Bundan uzak durmamız lazım. Yani çift göz atışa nasıl alıştırmamız lazım kendimizi? Bunun için bazı işte ben size ufak tefek şeyler gösterdim. Şöyle İsmail'cim yakından çekersen şöyle bir gözlük, atış gözlüğünün bir tarafını eğer sağlaksanız sağını, solaksanız sol tarafını bantlayıp gözünüze böyle bir düzenek taktığınız zaman otomatikmen gözünüz içinde açık fokuslayabilirsiniz, değil mi? Mesela Tabii. Şimdi silahını çek. bir şey sorayım abi. Sor. Tamam, buna eyvallah. Şimdi silah olmayan arkadaşlar var. Evet. İşte poligonda bulunan silahlarla atış yapan insanlar var. Evet. İmkanı yok adamın. Yani ben bu göz egzersizini ben yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Ne Nasıl yapacağım? kendimi Yani geliştir? nasıl Ha, kendimi iyi bir şey. geliştireceğim? Şimdi arkadaşlar Ne aslında yapacağım? bu sırf böyle düzeneklerle değil. Tabii böyle düzeneklerle de yaparsınız ama bu poligon ortamında ya da silahınız varsa ama normal hayatta da bununla ilgili antrenmanlar yapabilirsiniz. Bu nedir? İşte evde oturuyorsunuz koltukta, kendinize bir nokta buldunuz. Önce bunun egzersizi şudur arkadaşlar. Mesela parmağınızı böyle yapıyorsunuz. Bu parmağın ucuna tırnak tarafınıza ya böyle basıyorsunuz ya böyle yapayın ama böyle daha güzel. Bunu gözünüzün önüne getiriyorsunuz. Sonra geri götürüyorsunuz. Hep tırnağınıza ya da parmağınızın ucuna fokuslanıyorsunuz. Yap böyle mesela bakayım bir bu şekilde. Parmağın ucuna fokuslan. Geri getir. Evet. Bunu günde 2 dakika, 3 dakika yapın. Bunun bir ileri seviyesi var mesela. Bunun bir ileri seviyesi ne biliyor musun Emreciğim? Bunun bir ileri seviyesi oturduğunuz yerde çöp bidonunu gördün, yangın söndürücü gördün, vazo gördün evinde oturuyorsun ya da otobüstesin ya da bir evdesin. Aynı egzersiz bu sefer onu odaklanıp yapacaksın. Ama bu odaklanmayı tam karşıda yapacaksın. Bir içeri bir dışarı bakacaksın. Neye odaklandık diyelim? İşte vazoya odaklandık, evdeki vazoya. Önce fokuslandığımız taraf neresi? Parmağımızın ucu. Sonra dışarı çıkıp vazoyu göreceğiz. Sonra tekrar parmağımıza geleceğiz. Sonra vazoyu göreceğiz. Sonra tekrar parmağımıza geleceğiz. Bu egzersizi de yapacaksın 2-3 dakika. Tamam mı? Yani bir içeri bir dışarı Dışarı. çıkacaksın. Dolayısıyla fokusu fazlalaştıracaksın. Bak daha hala silah namlusu falan yok Evet, üzerimizde. aynen. Arpacık Aynen. yok, gel yok, hiçbir şey yok. Aynen. Bunun bir ilerisi nasıl yapacaksın? Mesela şöyle postil mi derler buna? Postitler. Postitler var. Böyle postitleri evde Nokta abi. koltuğunuzda oturuyorsunuz mesela. Aynen. Birkaç noktaya postit yapıştırın. Aynı hizada, soldan sağa, sağdan sola ya da işte önce Sıraymış. komodin var. Komodinin üstüne bir tane postit yapıştırın. Komodinden biraz yüksek olan ne var? İşte vazonun olduğu yer var. Evet. Oraya bir postit daha yapıştırın. Biraz ileride ne var? İşte duvar var. Duvara bir postit daha yapıştırın. İşte bu antrenmanları böyle yapacaksın. Yani bu eli önce alttakine
odaklayacaksın. Sonra üsttekine geçeceksin. Sonra bir daha üsttekine geçeceksin. Ya da yatay bir şeyler yaptıysan, 3 tane vazo ya da 3 tane işte mum. Evde herkesin evinde mum vardı. 3 tane mumu dağıt oraya. Bir ona odaklan, bir ona. Ama burada önemli olan nedir biliyor musun? Önce hedefi göreceksin. Önce hedefe odaklanacaksın. Aynen, evet. Hedefe odaklandıktan sonra parmağını oraya götüreceksin. Sonra otomatikmen göz zaten parmağın ucuna kayacak. Evet. Ondan sonra bir iç bir dış yapacaksın işte. Bir parmağın ucu bir dıştaki mum, vazo. Evet. Ya da neyse. Bunu yaparken, geçişleri yaparken de öyle yapacaksın. Önce yavaş yavaş parmağınla beraber geçeceksin. O parmağınla beraber geçmek ne yapıyor biliyor musun? Bir yerde kaydırıyor. Resim görmekte. Aynen öyle. Onun için iki antrenman da yapacaksın. Parmağını koydun, gözünü öbür tarafa aldın, parmağını gözünün önüne getirdin. Tekrar diğer hedefe fokuslandın, sonra parmağı getirdin. Sonra hızlı beraber gideceksin. Gözünün kaydığı yerde de ufak kısmalarla bunları böyle absorbe edebilirsin. Yani ufak kısacaksın, tekrar odaklanacaksın. Şöyle kıs, tam kapat demiyorum yani. Kısacaksın, tekrar odaklanacaksın, tekrar açacaksın. Dolayısıyla bu antrenmanları günlük 2'şer dakika, 3'er dakika yaparsanız arkadaşlar, işte bu arpaca odaklanma çift göz atışı yaparsınız. Çünkü burada ne vardır biliyor musun? Çok büyük handikap. Yani gündüz yaptığın ya da normal hayatta yaptığın işleri tek gözle yapabiliyor musun? Araba sürebiliyor musun? Yemek yiyebiliyor musun? Merdiven çıkabiliyor musun? Ya da yapıyorsun da niye yapasın? Tabii. Yani atış da bunların içinde bir şey. Dolayısıyla atışı da çift göz yapacakken niye tek göz yapasın? Ha şöyle olabilir. 25 metreye kadar yap. Değil mi? Tabii 25 metre. Yani 25 metreden çift göz atabilirsin 25-30 metreden. Aynen. Ama hedef büyüdükçe illa gözünü kapatmak, kısmak zorundasın. Tam kapatmasan bile bir kısıntı yapmak zorundasın ki hedefi netleştiresin. Sonra arpacıyı çok 100 metre sonra hedef küçücük kalıyor. Tabii orada yani, göremezsin. Ha bu yani. Tabanca atıcında tüfekte biraz daha farklıdır. Dolayısıyla günlük 2'şer dakika, 3'er dakika böyle antrenman, göz antrenmanı, fokus antrenmanı işte. Değil mi? Fokuslanma, odaklanma dediğimiz şey. Bunları yaparsanız gayet normal. Yani illa tabii şeye yani silahınızın olmasına gerek yok. Tabii yani parmağınızla bu egzersizi yaparsanız odak noktanızı, fokus dediğimiz işte neyse onları gerçekleştirirsiniz. Bunları yaptınız, odaklandınız. Bir de böyle bir düzenek kurdunuz. İşte bir tane yapışkan, bir tane normal gözlük, beyaz gözlük, aynen, sarı gözlük neyse. Gözlüğünüzün işte sağ atıcısanız, dominant gözünüz sağsa sola yapıştırın. Sol dominant gözünüz varsa sağa yapıştırın. Şimdi anlatmıyorum tabii burada. İşte sağ şöyle dominant gözünüzü bulun bilmem ne. Bunlar artık klasik. Herkes dominant gözünü buluyor. Hatta sağ atıcı olup sol gözü kullanan, sol atıcı tabii olup sağ gözünü kullananlar var. Bizim işimiz orada fokus yapmak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Gözünü kapat. Karşıya hedef al. Normalde nişan al. Evet. Kapalı göz değil mi? Evet kapalı gözle. Şimdi ben geliyorum buraya kadar. İşte bak nereye? Geldim. Şimdi mi gördün? Yani, şurada gördüm. Yani otomatikmen bir çatışma sırasında hedefin sol tarafını kapatıyorsunuz. Yani görebileceğiniz yeri kapatıyorsunuz. Ben her zaman ne diyorum arkadaşlar? Çatışmada göz, gez, arpacak yapacağınız vakit yok. Yok. Zaten olsa bile beyin size bu komutu vermiyor. Aynen. Çünkü bir korku anı, bir panik anı var. Saniye. Yani evet adrenalin yükseliyor. O sırada gözünüzü kapatamıyorsunuz. Çatışmanın tabirini hep söylerken ne diyorduk? 2-3 saniye içinde atılan mermilerin 3'te 2'sinin hedef bulmadığı şeye denir. Yani zaten stres halindesin. Gözünü kapatacak halin bile yokken işte o çift göz atışla onu çözmeniz lazım. Dolayısıyla bu işin sırrı bu arkadaşlar. Ondan sonra ne geldi abi? Silah geldi. Evet. İşte silahın bu arada neyi? Boncuk tabancası. Silahımı yolladım arkadaşlar ki ne çok büyük bir özveri gösterdim. Bu arada, evet. Evet bu arada Serekot Türkiye'ye silahımı yolladım. Zevtek yaptırıyorum. Buradan Serekot Türkiye'ye Gürkan Genç'e de selam söylüyorum. Eminim güzel bir iş çıkaracak. Ondan iyi haberler bekliyoruz. Yani 2 hafta silahsızım. Zaten elimi çok fazla kullanamayacağım için silaha da gereğim yok. Boncuk tabancasıyla. Şimdi evet şimdi silaha geçiyoruz. Silaha geçtik tabii. Burada aynı egzersizi yapacaksınız. Mesela burada poligon ortamında nasıl yapacaksınız? İşte şu. Şöyle hedefler var. Üçlü yukarıdan aşağı. İşte üçlü sağdan sola. İşte bu hedeflere mesela renkli aynı fokusta. Mesela gel buraya silahını çek. İsmail sen de öne geç. Şimdi önce maviye odaklanıyorsun. Maviye odaklandın. Sonra kırmızıya bakıp silahı kırmızıya arpacağa götürüyorsun. İşte burada bir de püf nokta var. Önce bir şeye odaklanıyorsunuz ya arkadaşlar. Silah çekerken bir şeyden sonra
silahın arpacı önünüze gelince otomatikmen arpacıyı görmeniz lazım. Yani hedefle kontağı, göz kontağı kesin. O bir algı vardır. Eskiden bir resme bakardık. Uzun süre hatırlar mısın? Gençlik Parkı'nda şurada burada satırlardı. Sihirli resimler. Evet. Siyah beyaz. Ona bakardık, bakardık, bakardık. Böyle 50'ye kadar sayardık. Sonra gözümüzü duvara tutardık. Aynı resmi duvarda görürdük. Hatırlayanınız evet. var değil mi? Tabii tabii. Şimdi aynı resim bu. Şimdi oraya fokuslanıyorsun, odaklanıyorsun. Bu arada parantez içinde silahımız boş. Ha. Emniyeti almıştık. Evet. Bize kızmayın sonra. Ha. Şimdi aynı şeyi burada da geçerli. Şimdi sen resme bakıyorsun. Resme baktın. Bir şeyden sonra resmi beynine yazdın. Ondan sonra arpacık karşına geldi değil mi? Aynen öyle. Arpacıkla resmi bir araya getiriyorsun. Aynen öyle. Evet. Sonra ne yapıyorsun? Bir üstteki kırmızıya geçiyorsun. Kırmızıyı görüp arpacığı getiriyorsun. Sonra siyaha geçiyor gözün. Aynen sonra öyle. Arpacı siyaha getiriyorsun. Bir de bunu hızlı yapıyorsun mesela. Arpacıkla beraber gidiyorsun. Çok hızlı atışlarda. Evet. Değil mi? Çok hızlı sıralı, atışlarda evet. böyle yapıyorsun. Aynı şekilde yana da aynı egzersiz yap. İsmail mesela şunları bir çek. Renkli dik, hedefler. Renkli hedefler. Evet. Soldan sağa, yukarıdan aşağı. Bunları önce hedefi görüp sonra arpacı oturtturup yerine koyuyorsunuz. Oluyor. Yani bu egzersizleri bol bol yapmanız lazım arkadaşlar. Yani işin içine dediğim gibi normal hayatta eğer bunu işte evin belli bir yerlerine işte postitler yapıştırarak yapabilirsiniz. Otobüsteyken işte karşı tarafa 2-3 tane kendinize nokta bulup orada yapabilirsiniz parmağınızla. İç dış yaparak bunu unutmayın. Ya da poligon ortamına geldiğiniz zaman işte böyle bir gözlük her zaman söylediğim gibi. Bu gözlükte çünkü gözünüz içeride açık ve otomatikmen sağ göz kullanıcısanız sağ gözünüz fokuslanıyor. Bu antrenman da yapabilirsiniz. Böyle hedefler seçin. Yani odaklanmak için tek hedefler seçin. Tek hedefler yatay, dikey. Yatay, dikey birkaç tane olan hedefleri seçin ki geçişleri daha kolay yaparsınız. Aynen. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar her gün ya da 2 günde bir, 3 günde bir böyle 2'şer dakikalık, 3'şer dakikalık antrenman yapın. Bakın inanın bunun altına belki 1 hafta 10 gün sonra yorum yapacaksınız. Herkes çift göz atmaya başlayacak. Bak eminim adım evet. gibi eminim. Büyük ihtimal. Yani ciddi diyorum bu fokuslanmalar çok önemli. Bak tekrar söylüyorum. Bir iç bir dış. Silahla bakarken de bu antrenman böyle. Önce resmin dışını görüp sonra arpacıyı görmek. Sonra tekrar dışına çıkın tekrar arpacıyı görün. Bu antrenmanları yapın. Yani atış yapmadan önce bol bol antrenman yapın arkadaşlar. Bu videomuz da burada bitiyor. Tekrar altına görmek istediğiniz bir sonraki videoda ne varsa geçti birkaç arkadaş yazmış sıraya koyacağız onları. İşte yolun dediğim yaparsın. Gibi elimizin döndüğü, dilimizin sürçmediği kadarıyla, tecrübelerimizin yettiği kadarıyla bunları size anlatmaya çalışacağız. Ama benim bu konuda en çok önem gösterdiğim şey bu çift göz atış. Tüm arkadaşlarım bununla ilgili çalışma yapmasını çok istiyorum. Çünkü tek göz atış diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bu askerde, poliste, sivil atıcılıkta hiçbir şeyde olmaması gereken bir şeydir. Lütfen bundan sonraki reflekslerimizi, kas hafızamızı buna göre uygun hale getirelim diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı Emre'ciğim? Sağlıklı günler diliyoruz. Kendinize iyi güvenli bakın. Atışın. SAP Poligon'dan herkese iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.